Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii'i kulubina Muhammed. Buyurunuz kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek Rabbim cümlemize yaşamak ve çenek yapamak nasip ve müessel eylesin. Değerli müminler, bu akşamki dersimizde Ankebut suresinin 67-68 ve son ayeti olan 69. ayet-i kerimeyi anlamaya çalışacağız ve böylece bu sure-i celileyi tamamlamış, Ruh sure-i celilesine de gelecek hafta inşallah başlayacağız. Zannediyorum o sure içerisinde veya bitmeden de Ramazan-ı Şerif gelecek inşallah. Bundan sonraki programda tekrar haberdar ederiz. Şimdi hatırlıyorsanız geçen haftaki dersimizin son ayetinde şu vardı. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُ اللّٰهُ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدِّينِ Gemiye bindikleri zaman dini sadece Allah'a has kılarak ona dua ederler. Bu gemiye bindikleri zaman ne anlaşılıyor? Yani gemi faciası göz önüne getiriliyor. Aslında hayatta birçok facialar, olaylar var. Gerçi geçenlerde bir ateisti dinledim. O dedi ki, ben trafik kazası geçirdim, kafam yoruldu ama hiç böyle Allah'a sığınacak halim olmadı dedi. Ya istisna durumlar olabilir, iyice kalp katılaşmıştır artık, dua edecek hali yoktur. Ya da gerçekten ölümle yüz yüze gelmeyi çok hissedememiş de olabilir. Ama Kur'an-ı Kerim şunu söylüyor birçok ayette, kendilerine musibet ve bela geldiğinde keşke yalvarıp yakarsaydılar. Ve insan fıtrat olarak da bizde de biliyorsunuz sıkıntı olduğumuz zaman duaya, niyaza çok muhtacız. Mesela çok bunalan bazı insanlar, hastamız var diyor, evlenmek istiyorum, her taraf razı ama birkaç kişi mani oldu diyor, imtihana gireceğim diyor. İlle birine söylemek gerekmiyor ama duaya biraz da sıkıntılı zamanlarda çok sarıldığımız hepimizin malumudur. Yunus suresinde bunun geniş anlatımı var. Burada buyuruyor ki فَلَمَّا نَجَّاهُمْ اِلَى الْبَرِّ Biz ne zaman ki onu karaya çıkarttık, yani kurtarıp karaya çıkarttık, ayağı yere bastı. اِذَا مُشْرِكُونَ Bir de bakıyorsun Allah'a ortak koşar. Yani karada denizdeki afetteki yalvarma gibi bir ihlaslı yaşayışlı duayı unuturlar. Ayağını sağlam yere bastıysa bundan sonra karada ölüm yok derler ve isyanlarına, babilerine devam ederler. Etseler, o da kısa bir zaman. Peki, kara her zaman güvende midir acaba? Denizin bu sıkıntısı vardır, kara güvende midir? İşte şimdi ayet bu konuyu Mekkeli müşriklere hatırlatıyor, günümüz insanlarına hatırlatıyor, gelecek insanlara hatırlatıyor. Güven ve emniyetinin bir toplum için ne kadar önemli olduğunu, sadece denizde sallandığınız zaman güveni aramayın, karada da ayağınızın bastığı yerde güven elden giderse çok sıkıntı olur, güven varsa bu güvenin şükrünü de eda edin diye beyan etmektedir. Şimdi ayet-i kerime devamında şu, لِيَكْفُرُوا بِمَا عَاتَيْنَاهُ وَلِيَتَمَتَّهُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ Kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etsinler. Yani karaya çıktı, şirk koştu Allah'a, verilen nimetlere nankörlük etsinler ve bir süre daha istifade etsinler, ileride bilecekler. Şimdi bilmiyorsa ileride görecektir. Zaten biz normal hayatımızda da geriye baktığımızda çalışıp çalışmadığımızı, doğru ve yanlış yaptığımız, iyi ve kötü yaptığımız her şeyi ileride görüyoruz mu, görmüyoruz mu? Görüyoruz. Başımıza geliyor.
Kur'an onlara diyor ki يَا بُنَيَّ اِنَّهَا اِنْتَكُ مِسْكَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَةٍ اَوْتَكُمْ Yavrum diyor, yapmış olduğun iyilik veya kötülük bir buğday tanesi kadar olsa, kayanın içinde olsa, semada ve yerde olsa, yetti bir Allah, Allah getirip önüne koyacak. O ahirette kesin konacak da dünyada da zaman zaman hiç olmayacak yerde iyilik önümüze geliyor. Başka yerde de kötülük önümüze geliyor. Hemen aklıma geleni söyleyeyim. Hacca gitmiştik. Zemzem almaya gideceğiz. 5-6 tane hoca efendice. Özür dilerim. Bir toplantıya gideceğiz görevli hocalar. Bir minibüs durdurduk. Kaç riyal dedik. İşte 20 mi 40 mı neyse. Bir hacı amca Türk orada yaşayan. Biz sizi götürürüz dedi. Tamam buyurun dedik. Adres şu götürecek. O parayı vereceğiz. Giderken neredesiniz dedi. İşte Adapazarı'dayız. İşte ondan önce neresi? Sen nereli? Derken benim rahmetli babamın çok samimi, sevdiği bir dostuymuş o minibüsü süren kişi. Hemen durdurdu. Rahmetli hocamın oğlu musun sen dedi. Evet. Şimdi biraz babamdan anlattı. Oradaki hocaların da bir kısmı babamı tanıyordu. İndiğimiz zaman zaten biraz matem, biraz hüzün, biraz sevinç, biraz dualaşma. Ne zaman döneceksiniz dedi. Alayım zemzemleri de ben otele getiririm. Hadi aklınıza verin dedi. Halbuki giderken uzun parayla tutmuştuk. Ama baba dostluğu ne yaptı? Hemen bu işi yapıyor. Onun için İstanbul'a gitmiştik umre için. Bir evrak eksikmiş, Adapazarı'ndan geri aldılar. Ben Adapazarı'na gelemem dedim İstanbul'da. Oradan gideceğim. Müftülüğe gittim. Müftüyle görüşeceğim dedim. Müftü Bey'in bir sekreteri var. Erkek tabi sakallı hoca. Yani İstanbul Müftüsü'nün girişleri sarmış. Oturuyor. Neredesin dedi, Adapazarı'yım dedi. Ben de Adapazarı'da bulundum dedi. Ne zaman dedim. Talebeydi İmam Hatip'te dedi. Kurbanlar Sokağı'nda orada oturuyorduk dedi. Orada Kur'an da okudum ben dedi. Kurbanlar Sokağı'nda. Kur'an okuduysa benim babam buraya geleceğim hocasıydı. Ben dedim, onun oğluyum dedim. Aa hocamın oğlu. Hayırdır niye geldiniz dedi. Böyle bir tam ben hallederim. Bir isteğiniz var mı dedi. Amcamın oğlu dedi ki ben koltuktan diğer bölümse onu da hallederim dedi. Tamam hadi gidin beklemeyin. Ne güzel oluyor. Sizin de vardır böyle değil mi? Benim Şemsettin Trabzon diye bir hocam var. Birisi gelmiş, ona demiş ki ben bir dükkanım var, ona satıyorum ama ben para yok, emekli öğretmenim demiş. Oğlumdan al demiş, kirayı ver, oradan öde. Dükkanı kiraya ver, oradan öde demiş. Ama demiş yani niye? Sizin dedeniz demiş, benim dedem memleketten göç ettiğinde sizin köyünüze mi geldi? Orada efendim bir samanlıkta yer açmış, bunları barındırmış hangi şartlardaysa. Hiç o iyiliğinizi unutmayız. O gün siz bize çok sahip çıktınız. Biz şimdi zengin olduk, dükkanı da satıyoruz. Bu aileye bir teşekkür olsun diye hocam torunlarına dahi dükkanı kirada alarak ödeme şartıyla dedenin iyiliği toruna dönmüş. Onun için ya çocuklarımıza düşman mirası bırakıyoruz ya sevgi mirası bırakıyoruz. Hangini bırakıyorsun? Düşmanlık bırakan da vurdu, vurdu. Sonra çocuklara ne diyor? Bizim baba dede düşmanımızdır. Onun için çok dikkat etmek lazım. Sizde bu hikayelerin, kıssaların daha güzeli vardır. Bu şunu gösteriyor. Demek ki yapıp ettiklerimiz eninde sonunda ortaya konuyor, biliniyor ama ahirette ayağın bir an ortaya çıkacak. Şimdi gelin konuya bakacağım. اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اَمِنًا وَيُتُخَطَّقُ النَّاسُ مِنْ حَرْبِهِمْ Mekkeliler diyor ki Cenab-ı Hak, çevrelerindeki insanlar, Mekke'nin etrafındaki insanlar kapılıp götürülürken bizim onların yurtlarını güvenli ve emniyetli kıldığımızı görmüyorlar. Mekke'nin etrafında farklı bir vahşet var. Mekke'de de var da. Ama Mekke etrafındaki vahşet o kadar kötü ki kadını götürüyorlar, mal olanı götürüyorlar, erkeği götürüp köleliğe satıyorlar, işlediklerini öldürüyorlar. Dehşet bir kötülük var çevrede. Sonuç, Cenab-ı Hak diyor ki, ey Mekkeliler, sizin etrafınızdaki şehirlerde insanları kapıp götürüyorlar. Güvensiz bir ortam var. Halbuki sizse Allah'ın Kâbesinin hürmetine sıkıntılar olsa bile onlara göre çok güvendesiniz. Görmüyor musunuz? Bunu anlatan devletliler başka bir ayet okuyor. Şimdi bu
konumuz güvendir. Şöyle. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذ۪ي اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوْءٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ Cenab-ı Hak buyuruyor ki, şu Beytullah'ın Rabbine ibadet edin diyor Mekkelilere, kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin Rabbine ibadet edin. Bakın, bu demek ki Mekke'nin özelliği emniyet ve iktisadi rahatlık, yeme içme. Buna şükürüyoruz. Bir toplumda emniyet nasıl temin edilecek? Ben hatırlıyorum eskiden imamların sayısı polislerin sayısından çoktu Türkiye'de. Sonra eşit oldu. Böyle sayılar dikkatimi çekiyor. Şimdi onlar bizi ikiye katladı. Peki polis olmasın her cevap olsun. Ben gidip adamı evinden alamam, mücadele edemem, koruyamam. Ama emniyet sadece emniyet müdürlüğüne, adalet sadece mahkemeye, eğitim sadece okula bırakılır da toplum ve içtimai anlamda terk edilirse o toplumda yaşamak zorlaşır. Bunun için sahabeden birisi Mekke'de çok sıkıntı çekiyorlar, Müslümanlara işkence ediliyor ve bu işkence sebebiyle diyor ki ya Resulallah Allah'ın yardımı ne zaman gelecek diyor. Efendimiz buyuruyor ki öyle bir zaman gelecek ki bir kadın şu şehirden şu şehire bundan başka bir şeyden korkmadan gidecek diyor. Ve bir saat sonraki yıllarda ben bunu gördüm diyor. Yani emniyet tesis olacak. O zaman buradan şuraya gelmek lazım. Bir topluluğun emniyetini şehir mi sağlar, insanlar mı sağlar? İnsanlar sağlar. Peki o zaman buradan şuraya gidelim. İbrahim Aleyhisselam'ın şöyle bir duası var. رَبِّ اِجْعَلْ هَذَا بَلَدًا اَمِنًا Ya Rabbi bu beldeyi emin belde kıl Ya Rabbi diyor. Ve rızkını da bulaydı. Cenab-ı Hak da وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اَمِنًا Kim buraya giderse o da emindir diyor. Peki bir soru. Mekke kendiliğinden coğrafi olarak mı emindi? Oranın emniyeti insanlara emir mi edilmişti? Eğer kendisi coğrafi olarak eminse, bir manevi emniyeti var ona bir şey demiyorum. Ama görünen emniyet olsaydı peygamberimizi oradan çıkaramazlardı, öyle değil mi? Bir peygamberin bir şehirden çıkarılması وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ Seni tutmak, hapsetmek, öldürmek ya da çıkartmak istiyorlar diyor. Emin yani değil. O zaman burada şu ortaya çıkıyor. Mesela bazen düşünüyorum, işte imam namaz kıldırmak için para alır mı almaz mı sorarlar ya. Eğer bir hoca efendi vaaz veya başka eğitim tarzlarıyla dini öğretmek ve toplumu temize çıkarmak yollarıyla toplumda bir emniyet adası, emniyet şubesi, emniyet maneviyatı ve dostluğu oluşturabiliyorsa sosyal, psikolojik destek mi değil, ilmi, vaaz mı değil, aldığı helal olsun. Doğru mu değil mi? O halde şöyle düşünülmeli, camiye vaaza gidenle gitmeyen, namaz kılanla kılmayan, oruç tutanla tutmayan, umre ve hac yapanla yapmayan, zekat verenle vermeyen, içki içenle içmeyenin emniyet konusundaki emin olma vasfı yeniden düşünmek meşgulemiz. Bu o kadar önemli ki, burada notlar var ama vakitte ilerliyor. Mesela bunlardan birisi Kur'an-ı Kerim'de efendim beyan ediliyor ki emin olma noktayı nazarında mesela bakalım ayet-i kerimeyi bulabilirsem burada hemen arz edeyim. Musa Aleyhisselam'dan bahseden bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki kızlardan bir tanesi efendim Musa Aleyhisselam'la ilgili olarak diyor ki babasına eğer babacığım diyor bir insan ücretle tutmak istiyorsan kavi ve emin olan bu delikanlıyı tut diyor. Bakın bir kızın bir erkek hakkındaki şehadeti ne yönde o ifade ediliyor ayet-i kerimede? Kavi ve emin olarak ifade ediliyor. Onun için İbn Haldun tarih düşünür diyelim araştırmacısı diyor ki bir insanın dört özelliği olur. Birincisi emin ve
kavi olması. Kavi işi yapacak kuvvet, iktidar, kabiliyet neyse o yapılacak iş. Emin ve kavi. Bu kendine çalışır diyor. Hem emin adam hem becerikli adam kendine. İki, ne emin ne kavi. Ne becerikli ne güvenirliği var. Kimse bu adamı tutmaz diyor. Üçüncüsü ise emin ama iş bilmiyor. Adam emin, emin olan bu adama biz ne yapıyoruz? Bir iş teslim etsek yapamıyor. Operatörlük yapamıyor, uçaksı uçuramıyor, ne bileyim yemek yapamıyor. Peki ne yapacağız şimdi adam? Güvenilir ama iş yapamıyor. Dördüncüsü ise iş yapıyor ama emniyet yok. Hangi tutmalı? Diyor ki, birincisi kendine çalışır, ikincisi kimde çalışır mı? Bu ikisinden iş becerenli, iş emniyeti olanı çalıştırıp öbür emniyetini de dikkate alarak tedbirler alıyor. Hangisini önce alıyor? Mesela bir gün ben uçağa binmiştim, hacca gittim, ismim okundu, seni çağırıyorlar. Bindikten sonra da bu hacda adamına dokundum, korkar, bindirecekler mi diye. Hayır dedim, pilot seni çağırıyor dedi. Ama pilottan tanışmıyor da niye beni çağırıyor? Gittim. Meğerse bu yakamızda bir kart, resim veya işte bayrak veya hac amblemi gibi bir şey var Diyanet'in verdiği yerde. Ondan bir tane hatıra kimden alırız diye görevliden alalım. İşte hacdan almak zor ya. Adam yabancı, İngiliz miydi neydi? Ama uçağa sürmekte emin. Anlaştık mı? Mesela Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye giderken ona yol gösteren adam Müslüman biri değil mi? Değil. Hani rehberlik yapacak ya, şimdi çöl tehlikeli, gecesi, gündüzü, yolu, sarpı, rüzgarı, korunması olacak. Efendimiz diyor ki birine, kimseye söylemeyeceksin, sen bize rehberlik yap. Hangi konuda emin, yolu bilme konusunda emin bir insan. Onun için hatırlıyor musunuz bir arada Şerif var Efendimiz'i? Kıyamet ne zaman kopacak sorulduğunda, İş ehline verilmediği zaman kıyamet kopacaktır diyor. Şimdi Allah için şöyle yapalım. İster imtihan eden ben olayım, istersiz olsun. Yakınınız var, muhtaç da biri. Burada da bir iş kadrosu var. Veya bir para, bir şey emanetleyecek. Şartları pek tutmuyor ama sizin sevdiğiniz biri, benim tanıdığım biri. Şartları tutana mı vermemiz gerekir? Sevdiğimiz, tanıdığımız, korktuğumuz, menfaat umduğumuz birine mi vermek gerekir? Hangisi? Konuşurken öyle diyoruz ama halbuki şöyle demek lazım. Ben bir adam var, onu size tavsiye ediyorum müdür bey. Ancak diğer arkadaşlar içerisinde bunu da değerlendirin. Ama ondan beceriklisi varsa o imamlığa, öğretmenliğe veya neyse onu tayin edin, öyle değil. Ama böyle olmuyor. Peki ne oluyor? Görevlere emin insanlar, güvenilir insanlar, kabiliyetli insanlar gelmeyin diye hem suistimal oluyor hem de yanında başarılı insan istemiyorlar. Çünkü yanına ikinci bir başarılı adam gelirse onun başarısı ortaya çıkar, yıldızı parlar diye bir başarısı da o getiriyor. Ekibini kuramadı diyorlar sonra. Niye ekibi kuramadı? Çünkü kendisi Peygamberimiz sahabeden Ebu Zer'e sen idarecilik yapmaya ehil değilsin demiş. Halbuki Ebu Zer ümmet içinde isim yapmış biri. Canım şimdi mesela biri bana dese ki hocam sen mevlid okumayı pek beceremezsin. Doğru olabilir. Bu beni küçük düşürür mü? Yok. Yani olabilir okuyamam tamam. Biz bir adama bir işi yapamazsın demek adamın hepsine kötü anlamına gelmez. Ama bizde öyle anlaşılıyor. Siz bu işe uygun değilsiniz dedik mi? Adam diyor ki, beni diyor adam yerine koymadım. Ya ben seni adam yerine koyduğum için o yere koymadım zaten. Geçen bir genç geldi. Hocam ezan okuyabilir miyim dedi. Hiç tanımıyorum, hiç dinlememişim. Burası mahalle camisi değil. Burada bir ezan okuyup 300-500 yerde okunuyor. Dedim ki, sizi tanımadığım, dinlemediğim için teslim etmem zor biraz. Bunu takdir edersiniz. Ama ben dedi, Arap tarzı çok güzel okuyor. Ben sana kötü okuyun demedim ama hiç duymadık dedi. Bunu bir ezanda değil de cami içinde bir deneriz, bakarız dedi. Tabii bozuldu. Ne iş yapıyordun? Güvenlikçiyim ben dedim. O zaman şöyle anlaşalım dedim. Bir gün güvenlik yaptığın yerde öğleye kadar bana teslim et. Yetkinim ben orayı bekleyeyim, ben de sana camiyi teslim et. Olacağım dedim. Burası Orhan Camii dedim, senin güvenliğinden daha mı ucuz dedim. Önüne gelen çıkacak.
Burada çok okumasını bilen var da nöbete bile yazmışlar. Yoksa burada şu anda hafız da var, hoca da var, sesi güzel de, öyle değil mi? Burada problem şu, liyakatlı olmak ayrı bir şey, görevde olmak ayrı bir şey. Bu sefer ne oluyor? Görevde olan çok liyakatlı olmayınca liyakatlı biri gelir ki zaten hoca da okuyamıyor. Şimdi sıkıntı başladı. Öyle oluyor. Onun için biz böyle liyakatlı adamlar yetiştirmeliyiz ki yanına gidip de ben okuyayım mı, vaaz edeyim mi ya da kürsüye çıkayım mı deme yerine ben rayim yürürü firara kaçmam lazım. Tamam, sus. Benim burada olduğum duymasam defil olur. Öyle mi? Ama şimdi cehalet yaygınlaşınca Abdullah bin Mesud'un bir sözü var. Çok güzel. O kitabı aldım. Şöyle kitapları bir gördüm. O cümleyi okudum. 10 lira 15 lira kitaba verdim aldım. İnce bir kitap. Şöyle diyor sahabe. Siz öyle bir devirdesiniz ki konuşanları az, alimleri çok bir dönemdesiniz. Alim çok, konuşan az. Öyle bir dönem gelecek ki hatipleri, konuşanları çok, ilimleri az olacaktır. İşte gördüm. Ama ne yapalım? Ahmet Tomar hocama sordum. Peki ne yapacağız dedim o zaman. Bırakalım mı vaaz dedim. Yani madem bu iş zor. Bir gün dedi ki bırakmayacağız ama İslam'ın dedi büyük komutanları gitti. Onbaşılar orduyu idare ediyor. Durumumuzu bileceğiz. Yani kürsüye çıktık ama manga komutanı kadar bir yetkimiz var. General gibi maraşal kadar beceri bilgi yok. Tabii bunun sebebi sadece cemaatin suçu değil. Toplum, yetiştirme, eğitim, devletin stratejileri vesaire vesaire. O zaman buradan baktığımızda mesela bir hoca görüldüğü zaman ne geliyor bazen akla? Hadi hocam yemeğe gidelim. Ama bir doktor görünce ilk aklınıza gelen yemeğe gidelim oluyor mu? Oluyor mu Zeki abi? Veya bir avukat gördüğünüzde veya bir gazeteci gördüğünüzde hadi yemeğe gidelim oluyor mu? Gazeteci de belki olabilir. Zeki abi gazetecine takıldı. O çiçek gönderiyor, ben de göndereyim. Buradan şu var, bir toplumun, ben bir yabancı ülkeye gittim. İsmini söylemeyeyim. İmam caminin girişinde arabalar var. Araba çok. Tabii biraz da kopya vereyim. Tam girişte bir yere girmişler. Orası boş. Biz de arabayla geldik. Arabayı başkası sürüyor. Bir ders için. Arabayı tam oraya dedim, orada yer var galiba. Yok, oraya dedi, park edemeyiz. Gittik, uzağa park ettik. Gelirken tam merdivenin girişinde caminin imama ayrılan yerde şöyle yazıyor. For only imam. Ne demekse. Yalnız imama ayrılan. Ben oradan canlı şöyle bir tabela koyayım burada dedim. 5 kişi park eder, 3 kişi tavuk eder. Doğru mu değil mi? Peki, bir geldi imam, bir çiftle. Ama imam da bir okuyor ki, sabah namazı birinci rekatta iki sayfa, ikinci rekatta iki sayfa, akşamla yatsılarında birer sayfa okuyor, her rekatta günde 8 sayfa, döktürüyor böyle. Arap güldüm dedi. Dediler ki burada imam yüksek maaş alıyor. Niye? İmamın arabası, evi bizim toplumda ortalamaya uygun olacak ki imam kimsenin arabasına, evine, cebine bakmasın, kocalık yapsın. Yoksa o onu taşıyacak yok, öyle o imam olmaz. Ne yapsın acaba? Müslümanlık burada çok, imamı orada çok şey. Şimdi yapı bu, imamlık para meselesi değil. Eskiden hiç para yoktu, Allah'ın kabul etsin onu diyorlardı. Ama buradan şu var, neden imam olunmuyor? Avrupa'da bazı İslami cemaatler imamı biz yetiştirelim demişler. Ortaokul veya lise mecbur eğitimden çıkan çocukları almaya kalkmışlar. 5-10 kişi müracaat etmişti. Bundan da hoca götürecekler. İmam Hatip eğitimi, hafızlık, kurs eğitimi verecekler. Fakat oradaki diplomalar 3 ayrı demiş. Hani çok zeki, orta olanlar biraz da düşük seviyede diyelim. Hep bakmışlar düşük seviyedeki notlu çocuklar geliyor. Öbürlerine demişler niye geldin? Ha bunun sonu ne olacak? Ne kadar para verecek? Sonra ne yapacağım? Nereye yükseleceğim? Bir şey belli değil tabii. Programdan vazgeçmiştir. Buradan şuraya gelmek istiyoruz. Biz kavi ve emin, o zaman bu vaazları yapan imamı ve cemaati bir emniyet adası, emniyet efendim topluluğu, emin bir kardeşler davranışı ortaya koyabiliyorsa o zaman bu toplum Mekke'nin ümmül kura, şehirlerin ana
konması olan yer gibi emin belli olur. Olur mu olmaz mı? Onun için Cenab-ı Hak Mekke'ye diyor ve hâzâ beledin emin, emin beldedir. Ancak bu emin belde kendiliğinden olmuyor. Biri bana dedi ki, ben hacca gittim dedi, aradığımı bulamadım dedi. Olabilir dedi. Neydi aradığı? Oradan bendeki kötülük duygularının alınmasını bekliyordum. Hepsi orada duruyordu bende dedi. Abi dedim, orada üç tane şeytan var. Büyük, orta, küçük. Yani Mekke'de dedim, Peygamberimize yapılan zulümleri unuttun mu sen? Yani Mekke'ye gidince içilmez, adam öldürülmez, zulmedilmez, böyle mi zannediyorsun sen dedim? Yapma! Otunu koparma dediği gibi bu emniyeti suistimal etme. O zaman burada şu var. Kur'an-ı Kerim Cebrail'i anlatırken emin Cibril der. Bak emin diyor. Mekke'yi anlatırken emin diyor. Biz Peygamberimizi anlatırken emin Muhammed diyor. Peki bu emniyetin kaynağı kimden geliyor? Aslında Allah kendini tanıtırken Rabbimiz Celle Celaluhu El-Mü'min buyuruyor. Kendine güven veren ve güvenilen güven tesisinin kaynağı olarak benim adım mü'mindir diyor. Şimdi değerli kardeşlerim, ikimizin adı da Allah'la bizim adımız aynı mı değil mi? Esma-ül Hüsna'dakini söylüyorum. El-Mü'minül Müheyminül Azizül Cebbar okuyoruz ya sabah akşam. Allah mü'minim diyor. E biz de mü'miniz diyor. Bizim mü'minliğimizin emniyet ve güven kaynağı Allah olunca o zaman iman emniyeti tesis eden insan oluşturur. Öyle değil mi? Ama biz iman ettik de şimdi emniyeti tesis ettirecek bir şey oluşamamışsak o zaman problemler devam edebilir. Şimdi burada başka bir şey daha var ayete baktığımızda. Kur'an-ı Kerim diyor ki etrafınıza bakmıyor musunuz? Bakın şimdi bir daha dönelim ayet-i kerimeye. اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِ Etrafta insanları kabuk götürüyorlar. Peki bugün bizim toplumumuzda insanlar kabuk götürülüyor mu? Bir noktada öyle. Bazı ülkelere göre biraz emniyet var. Peki Avrupa'da bizden çok emniyet var, nasıl olacak? Konumuz o değil de İsrailoğullarının anlatıldığı ayetlerde diyor ki İsrailoğullarını ayakta tutan iki güç vardır. Ya Allah'ın ipine sarıldıkları dönemci güçten ayakta dururlar, ya insanların ipine sarıldıkları zaman ayakta dururlar. Anladın mı? İnsanların ipi diyor Kur'an-ı Kerim. Bugün Yahudiler insanlık ipine sarılmak üslubunu, usulünü bildiği buldukları için dünyada itibar veriyor, öyle değil mi? O zaman buradan şuraya geliyoruz. Biz emniyetimiz, emin olmamız sadece dünyevi midir, uhrevi midir? Gelmiştik tarafı. Dünyevi midir, uhrevi midir? Emin olmak. İşin bu tarafına da bakacağım. O zaman şöyle Kur'an-ı Kerim'e göz attım. Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimelere baktığımızda mesela işin başka bir boyutuyla şöyle anlatılıyor. Fussilet suresinin efendim 40. ayet-i kerimeleri veya diğer ayet-i kerimelere baktığımızda Rabbimiz Celle Celaluhu emin bir toplum olma noktasında diyor ki اَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ اَمَّنْ يَتِي اَمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ O halde kıyamet gününde ataşa atılan mı yoksa güven içinde gelen, emniyet içinde gelen kimse mi daha iyidir? Bakın aminen, emniyet, güven, iman içinde gelen mi ateşte olan mı hayırlıdır? Demek ki emin olma vasfının Cenab-ı Hak ayet-i önüne ne buyurmuştu? Ayet-i bir daha bakmış, unutmayalım. Buyurdu ki اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا Onların yurtlarını güvenilirlikli bir yurt yaptı. Yani Mekke olduğu için gene de diğer yerlere göre güvenilirliği vardı. Peki diyor Allah, bu güvenin hatırına sizin iman etmeniz, şükretmeniz gerekmez mi? Bu böyle. Başka bir ayet bakalım. Kur'an-ı Kerim'de dedik ki, ahirette esas emniyet bize lazımsa, işte ayet-i kerime, efendim bu ayet Nemim suresinin 89. ayeti, مَنْ جَاءَ مِنْ حَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا Kim iyi bir amel gelirse ameline ona ondan daha hayırlısı var. İyi ile gelene daha güzeli var. وَهُمْ مِنْ فَزَنِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ Onlar o gün tüm korkularla emindirler. Şimdi bir soru.
ahirette tüm korkulardan emin olmak için dünyada ne olması lazım? İnsanların da bizden emin olması lazım. Hocam biraz edebiyata karıştırmadım. Yok. Hadis aklıma geldi hemen. Vallahi la yu'min. Vallahi iman etmemiştir diyor Peygamberimiz. Kim ya Resulallah'tır? Komşusu şerrinden emin olmayan insan. Bu adam benim başım belaya sürecek. Bu adam elimi kanatacak. Bu adam çoluk çocuğuma, malıma zarar verecek. Bak şimdi. Biz görev arkadaşından emin değil, eşinden emin değil, komşudan emin değil, amirden emin değil, komşu vilayetten emin değil, komşu ülkeden emin değil, varsa gezegenden emin olmayan bir insanın ahirette emniyete ulaşması mümkün mü dostlar? O zaman şimdi sıkıntımız şu bizim, biri bir iş yapıyor, biz de ona onun karşılığını veriyoruz. Bir işin karşılığında kendimizi savunmak ayrı bir şey, kötülüğe kötülükle muamele etmek ayrı bir şey. Ne diyor ayet? وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّئَةُ اِتْفَى بِالَّذِي يَحْسَنُ İyilikle kötülük bir değildir, kötülüğü iyilikle sal. Nasıl yapılacaksa sonu iyilik gelecek olan bir durum olması gerekiyor diyor. İsterseniz bir daha bakalım ahiretle ilgili başka bir ayete. Sebe suresinin 37. ayet-i kerimesine bakıyorum. فَاُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءٌ ضِعْفُ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ Buyuruyor ki onlar işlediklerine karşı efendim cennette böyle çeşit çeşit mükafatlar vardır. Cennet köşklerinde emin olarak oturacaklar. Güven içinde olacaklar. Şimdi bugün evinde güven, şehrinde güven, okulda güven, imani anlamda azalıyor mu artıyor? O zaman bir topluluğun güveni coğrafi olmuyor. Olsa demek ki olur. Niye? İnsanlar bozuluyor da güne işleyemiyor. Hatta kitaplar der ki Safa Merve'ye birer put koymuşlar. Nesebin tepsisinde yanılmıyorsa bir kişi Kabe'nin içinde de zina etmiş. Ya şimdi kötülük yapacak mısın? Kabe'nin kapısı ne yapsın sana? Tamam o taş olur, ceza olur, ayrı şey. O zaman buradan şuraya geliyorum. Emniyet, bu şehrin emin olması için bir gayret sarf etmemiz lazım. Emin önü diyoruz şimdi. Peki, şimdi bazı insanlarla konuşuyoruz. Geçen bir hocamız dedi ki, bir şehir ismi verdi. 70'li yıllarda gece dükkanlar, önlerindeki eşyalar kapatılmalı. Bir perde çekilir, gidilirdi. Şimdi çift kepenk var. Koruma var, bekçi var, kamera var, var da var. Öyle değil mi? Peki, halbuki günümüz insanının dünya nimetleri eskiye göre çok. Öyle mi? Çok. Her türlü nimet bu. Ama nimetin güvenilirliği ve emniyeti için bir sürü sıkıntılar çekiyoruz. O zaman ayet-i kerimeye baktığımızda buradaki ayet-i kerimelerden birinde de şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak. Buyuruyor ki 51. ayet Duhan suresi bakın اِنَّ الْمُتَّقِينَ ف۪ي مَقَامٍ اَم۪ينَ şöyle diyor Allah'a karşı gelmekten sakınanlar güvenli bir yerdedirler. Emin bir yerdedirler. E hocam hep cenneti anlatıyorsun. Tamam cennet dursun. Başka ayetler de var Kur'an'da. Cenneti selametle emin olarak bir selamin aminin cennete giriliyor. Peki dünyada emniyet konusunu ne diyeceksin derseniz gelin size başka bir ayet okuyalım. Kur'an-ı Kerim'de unutmayalım efendim Nur Sure-i Celilesi'nde geçen bir ayet. Zannediyorum 54. ayet olacak. Bakın şimdi Cenab-ı Hak emniyetle ilgili ne söylüyor? وَاَذَا اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اَمِنُوا مِنْكُمْ وَاَمِنُوا الصَّالِحَةِ Allah sizden iman edenlere ve güzel amel işleyenlere vaat etti. Allah da vaadinden caymaz biliyorsun. لَاَسْتَقْلِفَنُّمْ فِي الْاَرْضِ كَمَسْتَقْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ د۪ينَهُمْ كُلَّذِرْ جَوَانْ لَهُمْ وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ قَبْلِهِمْ اَمْنَا Şimdi buyuruyor ki İmbade kavmi memnen. Ayet 55. Yanlış söylemişim. Buyuruyor ki Allah içinizden iman edip salih amel işleyenlere kendilerinden önde geçenleri yeryüzüne egemen ve emin kıldığı gibi sizi de emin kılacak. Ama ne? Yerleştirecek, iktidar edecek. Onlar için hoşnut ve razı olduğu dinlerini iyice yerleştirecek. Ama diyor sizi iman ve amel-i salih koyun ortaya. Sizi yerleştireceğim oraya.
ve yaşadıkları korkuların ardından kendilerini mutlaka emniyete kavuşturacağını Allah vaat etti diyor. Değerli dostlar. Ama diyor ki iman ve amel salih ortaya koyun. Bundan sonra size korku olmayacak diyor. Hüzün ve korku yok. Emin. Ayet öyle değil mi? فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ. Ey insanoğlu, فَاِمَّا يَتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا. Benden size bir hidayet, rehber, kitap, peygamber geldiğinde kim ona sarılırsa korku ve hüzün yok. O zaman burada şimdi öyle bir şey var ki, saygı tamam ama insanların gülüşlerine inanamıyoruz. Doğru mu değil mi? Böyle bir şey var. Belki problem bizde. Adam gülüyor ama onun gülmesinde hiç hayır. Öyle bazıları da bu işi meslek edinmiş. Çok güzel, saygılı ve güler yüzlü. Ama beklediğin o sıcaklık ve istikrarı bulamıyorsunuz. Demek ki sonuç ne oldu şimdi? Hani hikaye bu ya, işte araya da bir hikaye anlatalım. Adam bir demiş ki çocuğuna, kaç tane dostum var demiş, ben de çok demiş. İnsanın çok dostu olmaz, bir iki tane belki olur. Yok baba demiş ya, o senin öyle, benim arkadaşlarım çok. İyi o zaman kes şu koyunu demiş ki koyunu, koy çuvala, bağla ağzını, içinde ne olduğunu söyleme, götür arkadaşına ver, gömsün demiş. Pek doğru bir mantıktır ama öyle bir deneme yaptım. O da götürmüş iş bir arkadaşı kabul etmemiş, onun içinde ne olduğunu bilmiyor ki, kan akıp duruyor. Benim bir arkadaşım var, götür ona demiş, benim gönderdiğimi söyle bakalım ne diyecek, götürmüş. Tamam demiş, almış adamı, toprağı kazmış, gömmüş, üstüne de sarımsak gitmiş, hadi git demiş. Vallahi demiş, baba senin arkadaşın bu işi kabul etti. O daha belli değil demiş. Ama gömdü. İyi gündeyiz. Kötü günde ne yapacak demiş. E ne oldu? Gene git ona demiş. Tartışırken ona bir yumruk vurmuş. Bir kavga et. Kavga edince bakalım emniyet durumu ne olacak demiş. Aralarında bir tartışma çıkmış. Çıkınca adam demiş ki yumruğu yemiş ama babana selam söyle. Biz bir yumruğa sarımsak bahçesini satmayız demiş. Bir memuru öbür memur şikayet ediyor. Bak şimdi, hikaye uzun da bir cümlesi. Memur, memur nereye şikayet eder? Dairesine. Şikayet maddelerinden biri şu. İki arkadaş arası açılmış, biri diğerini şikayet ediyor. Benim diyor, bu memur arkadaşım, tabi arkadaşım demiyor da, şu memur diyor, arabasına gaz taktırdı ama bunu trafikten işlettirmedi diyor. Halbuki o trafikçi değil bu adamlar. Başka bir görevde. Hırsını alamıyor. Bunun diyor depremde evi vardı ama diyor evde oturmadığı halde ev üstün olduğu için deprem yardımı alıyor diyor. Ne kadar adamın başka bildiği suçu varsa hepsini daire şikayet ediyor. Daire de hangi birimi ilgilendiriyorsa oraya havale ediyor. Şimdi görüyor musunuz insanların emniyetini? Halbuki emin olmalı. Bir kadın kocasından boşanıyor. Koca hoca, meşhur bir hoca. Kadın köylü bir kadın. Öyle tarif edeyim. Dört tane çocuğu var. Gazeteciler gidiyor. Hocanın başına bir çoraplar örtüyor, işi karışıyor. Diyorlar ki sen bu adamdan boşandın, bu adam ne kadar kötü anlat. Hani bu kötü bir adam, sen de boşadığına göre başka suçları da var. Kadını konuşturup adamın üstüne gidecekler. Kadının verdiği cevap şu. O benim çocuklarımın babasıdır, bana konuşmak yakışmaz, hadi güle güle. Halbuki tam yeri gelmiş şöyle, şu adamla ilgili iki de ben söyleyeyim de şeytanın da olsun diyebilirim. Ya bak o köyden okuyan kardeşimiz. Nasıl gördün? O zaman burada şu var. Ben ne kadar eminim? Emin öyle yok. Bu soruyu sormamız lazım. Şimdi hadiseye böyle baktığımızda Kur'an-ı Kerim'den başka bir ayet-i kerime bu konuda örnek verelim. Kasas suresinin 57. ayet-i kerimesi var. Diyor ki onlar sizinle diyorlar ki Müslümanlara وَقَالُوا اِنَّتَّبِيُوا هُدَى مَعْرُ تَخَطَّبْ مِنْ اَرْضِنَا. Müslümanlara şöyle diyorlar, biz sizinle beraber olursak yurdumuzdan çıkarılırız diyor. Yani işimizden gücümüzden olur. Şimdi Müslüman olursak Mekke'den çıkarılırız, başka şeyler olur. Onun için biz böyle sizinle bir olamayız diyorlar. Yani bak diyor ki اَوَلَمْ نُمَكِّنُمْ حَرَمَنْ اَمْنَا يُجْبَا اِلَيْهِ بَرَاتُ بِشَيْنْ رِزْكَمْ اِلَّتِنَّا وَلَاكِنَّ اَكْسَرُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Biz onlara tarafımızdan bir rızık olarak her türlü meyve ve mahsullerin kendisinde toplandığı saygın ve güvenlikli bir yere yerleştirmedik mi? Biz onları yerleştirmedik mi? Bak emin ve nimetli bir yerde değiller miydi diyor. Allah hep şunu söylüyor. Eğer bir toplumda emniyet varsa o özellikle öne çekiliyor. Bak emin olma vasfı vardır. O zaman bugün mesela
Londra'yı düşünün, yarım saat ışıklar kesiliyor ve talan ediliyor. Doğru mu değil mi? Bizde de çok yok ama birazcık var. Deprem olmuştu. Ben bir baktım, Yeni Cami'nin oradaki, hani iki gün, üç gün geçince anlarım. Aç, susuzluk, parayı sonra verir. Millet yağma ediyor. Oradaki bir marketi. Yani daha sabah 7:30. Depremli daha belki de duymayanlar uyanmadı. Öbürleri yağmacılığa başladı. Çok yok ama öyle duygu olma. Ondan sonra da burada kalkıyor Soma depremindeki battaniye hikayesi ya da ayakkabımı çıkarayım bu vesaire. O battaniyeyi düşünen kardeşimizde emniyet duygusu, ayakkabıyı düşünende de emniyet duygusu var mı yok mu? Var. Burada da vardır sizin içinizde de bunlar. Yani hepsi bilinmiyor. Ama burada şunu görüyorum. Emin olma vasfı. Bunun için değerli dostlar, günah eğer kibirden kaynaklanıyorsa tevbesi zordur. Şehvi denilen dünyevi ve hazlardan kaynaklanıyorsa tevbesi kolaydır. Adem'in tevbesi şehvi tarzdaydı da kolay tevbe etti. Şeytanın günahı kibir tarzındaydı da ısrar etti. Tamam mı? Onun için kibir insanda emniyeti suistimal edecek tarza getirir. Ne sanık oldu? Son bir ayet-i kerime okuyup bir sureyi bitireceğiz dedik ama bitmedi. Gerçi Mevlid mani olmadı çünkü 50 dakika kala kürsüye çıkacaktı. Tam zamanında çıktık. Şimdi bakın şöyle bir ayet. وَضَرَبَ اللّٰهُ مَسَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اَمْنَةً مُطْمَئِنَّةً يَتِّيهَا رِزْقُهَا. Allah şöyle bir misal veriyor. Öyle için yarın için öbür gün için geçer misal. Güven içinde bir şehirdi, memleketti, beldeydi. Hangisi? Sadafatı, İstanbul, Mekke, Şam, dün, bugün. Güven içindeydi. Her taraftan rızıkları bol bol geliyor. يَتِّيهَا رِزْقُهَا رَقَةً مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ. Ama nankör oldu, kafir oldu, inkar ettiler. Allah'ın nimetlerine karşı. Allah da ne yaptı biliyor musunuz? فَاَذَابَهَ اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْءِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَسْنَوُونَ. Yaptıklarına karşılık Allah onlara şiddetli açlık ve korku azabını elbise gibi sardı. Korkunun geldiği yerde emniyet gider değil. Neden? Nimet çoktu ama şükür yoktu. O toplumda bir gün bakarsanız açlık ve korku hastalıkları başına almaya başlar. O zaman şimdi böyle olunca buradan baktığımızda başka konular da var bu konuda. Ayet-i Kerime bize şunu hatırlatıyor. Bir toplumda emniyet varsa bu emniyetin şükrü için Allah'a ibadet edin. Yoksa bu emin olmayı oluşturur. Ne olacak bu iş? İnsanlar olacak. Hani tekrar ben bilmiyorum zarar var mı? Ahmet Topal hocam şey satıyormuş, karpuz. Demiş ki bizim limoncu Adem onun yanında çalışıyor. Hocam demiş bir tane karpuzu keselim, Anadolu'nun arkasına koyalım, millet görsün alsın demiş. Karpuzu kesip koyuyorlar, dönünce iştahımız artıyor. Olur da demiş, çıkan karpuz beyaz olursa da kesin oraya koyacağız mı demiş. Hani biraz kabak çıktı. Koyar mısın, koymaz mısın? Koymazsın. Kırmızıyı koyar. Adam aldığı zaman evde beyaz çıkarsa olacak. Biz kapalı satalım demiş. Bunların hepsinin ne çıkacağını bilmiyoruz demiş. Hepsinin kırmızı çıkacağını kepirsen problem yok. O da nereden bileceksin? Bir tanesi çıkmayabilir. Bakın Hoca Efendi'nin baktığı yer görüyor musunuz? Emin olabilmek, müşteriye emin olmak, müşterinin emin olması, imamın, cemaatin emin olması. Bir gün birisi bana dedi ki biz camiye namaz kılmaya gitmiyoruz, imamın arkasında kılmaya gidiyoruz. Ben gidiyorum camide imam yok, cemaattan biri o mu gelsin, bu mu gelsin, şu mu gelsin, ben dükkanda ustayı koyarım önüme geçer kılarım dedi. Çok güzel söyledi. Emin olmak istiyor adam. Yani camiye gitmiyoruz. İmam olacak cam. Dolmayınca ne olacak diyor. O halde şimdi sorgulamamız lazım. Bir, etrafımızda ateş çemberi var. Biz de çok iyi değiliz ama etrafımızda daha büyük ateş çemberleri var. Emniyet tamamen suistimal olmuş. Allah Allah deyip birbirinin boğazını kesenler. Allah Allah deyip yargılayanlar. Allah Allah deyip şehit olduk diyenler. Allah Allah deyip birbirlerine ayetlerle saldıranlar. Böyle bir akıl tutulması mı, beyin kaynaşması mı, erozyon mu, bir kargaşa var. Ama ortada kaybettiğimiz değer emin olma vasfıydı. Halbuki mümin, müminden emin olacak. Mümin olmak için aynı mezhepten olmak gerekmiyor değil mi? Aynı tarikattan olmak gerekmiyor. Hangi tarikattan olsun sizin imamınız, hangi mezhepten olsun?
hangi sınav olursa olsun ama biz ondan emin olalım, o bizi, biz onu sevsin isterim ben. Hemen o hangi şundan olabilir, ondan bundan, ama ondan bundan olması size düşmanlık ya da nakıza ya da sıkıntı veriyorsa emniyetin ihtimal var mı yok mu? Onun için Peygamberimiz namaz kıldırırken bile insanlara sıkıntı, korku, endişe veren imam için siz insanları namazdan soğutuyorsunuz buyurmuş. Fitneci misiniz siz demiş. O da o imam da bizim 5 satır okumamış. 5 sure okumuş. Ali İmran okumuş. Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide, 100 sayfalarını okumuş. Tutayamıyor demek. Gece de müsait. Burada mesela Peygamberimiz bazı akşamlar ben Nürselat'ı okumuş. 3 sayfa. Bir şimdi bir yoksa bu hocam ne bu ya, sabah namazı gibi. Ya akşam namazı mesai yok, bir şey yok. İşte 2 dakikada okumuyor. Zaten biraz daha hızlı okuyoruz. Öyleyse Rabbim emin insan olmayı, mümin olan Allah'ımızdan bize hediye eden mümin vasfının emniyetini nefsimizde, ailemizde, sokağımızda, işimizde, ülkemizde, dünya ve ahiretimizde ulaşmayı cümlemize nasip eylesin. Kapılıp götürülen insanlardan değil, emniyet oluşturan insanlardan olmayı muvaffak eylesin. Vefat eden kardeşlerimizin